Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrardan birlikteyiz. Şöyle hemen kümesimize doğru girelim. Ufak tefek değişiklikler oldu arkadaşlar ve hala da değişmeye devam ediyor. Bugüne bugün YouTube'da olsun, gerçek hayatta olsun arkadaşlar. Çok ama çok hızlı gelişen bir çiftliğiz. Yanlış mıyım abi? Biliyorsun YouTube'daki artışımızı, yaklaşık bir yılı geçtik. 2500 abonemiz var ya, dile kolay ya, yok böyle bir kanal ya. Benim sloganım, değil mi? Türkiye'nin en yavaş büyüyen YouTube kanalıyız. Olsun oğlum, elleri severim. Aynen hani öyle. Ben fasizli ya, lıkları severim. Biz de elleri severiz. Ya ortalama olacağına en iyi veyahut da en kötü ol bence sanki daha iyi gibi. Kesinlikle. Değil mi? Bir en iyi anılır zaten, bir de en kötüsü anılır. Mesela sen sınıfın en çalışkanını bilirsin, bir de en tembelini bilirsin. Aynen. Bence güzel bir olay abi. Şimdi en olmak güzel bir şey tabii ki de. Evet. Ama bizde şöyle bir sıkıntı var. Yani bizim işlerimiz o kadar yoğun ki. Ya emin ol bak Yunus, biz YouTube'a vakit ayırabilsek ben sana bir iddia atayım. De ki abi de bir ayda de kaç gün oluruz de, ben sana söyleyeyim mi? İddia atıyorum, her gün video çek, her gün at, montajını yap. Bir ayda hayal edemediğin rakama ulaşırsın. 30 bin, 40 bin. Değil mi? Kesin ulaşır. Çünkü ben mesela YouTube'u çok seviyorum, çok takip ediyorum. Bize göre çok amatör video çekiyor. Tamam, biz de çok profesyonel çekmiyoruz. Yani. Ama en azından videoyu sabitliyoruz, titreşimini azaltıyoruz. Montajını yapıyoruz, gereksiz yerleri kesiyoruz, müziğini ekliyoruz falan filan. Aynen. Bazı şeylere dikkat ediyoruz. İşte ne bileyim, kartlarıydı, bilmem neleriydi, her şeyle uğraşıyoruz. Bizim kadar uğraşmayıp da her gün video çeken kanallar var. Ha, o kanalları kötülediğimden değil. Yani hani böyle amatör. Biz de takip ediyoruz yani. Ben seviyorum, yani, takip ediyorum mesela. Yunus'a da söyleyeyim. Aa Yunus diyor, bak bu çocukların ilk videosunu izliyordum. Yaklaşık işte şu kadar oldu bak. Bugün 60 bin olmuş diyoruz. Evet. Dün abi ya, şimdi bahsettiğim mesele çok yakın. Daha dün baktım. Bir tane kanal var. Gene Gezen Tavuk'la alakalı bir kanal arkadaşlar. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Bir günde kaç video atmış biliyor musun bak? Haftada kaç video atmasını boş ver. Bir baktım 6 saat önce, 4 saat önce, 1 saat önce. Abicim sen bir günde 3 videoyu nasıl attın ya? Yani. Biz haftada 3 videoyu zor sığdırıyoruz. Adamın kanalına bakıyorsun. Yani 100-200 video değil yani. Çok daha fazla kanal var. Ama gene de bizim de yani severek takip ettiğimiz diyelim. Arada sırada kontrol ettiğimiz bir abimiz o da. Ama bizde durumlar o şekilde değil. Haftada 3 videoyu. Neyi sen güldün? Yok, tahmin ettim hangi kanaldan bahsettiğini. Şimdi biz haftada 3 videoyu arkadaşlar biraz zor yetiştiriyoruz. Siz de bildiğiniz üzere sürekli bir düzen alma telaşımız var diyebiliriz. Ve şöyle hemen burayı çekelim. En son videomuzda paketlemeler alakalı bir şey paylaşmıştık. Ondan sonrasında da paketlememizi buraya taşıdık arkadaşlar. Yani burası da geçici tabii ki de. Bir ay sonra falan bizim ön tarafı biliyorsunuz, ön tarafımızı böldük kümesimizin. Orada bir alanımız var. Yaklaşık 40 metrekare civarında, 35-40 metrekare. Oraya güzel bir paketleme yeri yapacağız. Ama o raddeye kadar işlerimizi burada yürütüyoruz. Güzel de oldu. Evet, şimdi en azından düzenli dur. Sen onu çektin, ben de bunu çekeyim. Aralarında ya. Utanmadın mı be ahlaksız kadın seni. Ya bak şimdi. Terbiyesiz kadın. Tavuğun yumurtasıyla ne manada dalga geçerler. Ya sen bıldırcın mısın derler. Yani. Abicim sen muhabbet kuşu musun ya? Ya bıldırcını boş ver. Muhabbet kuşu bu kadar yapmıyor ya. O da yumurta, bu da yumurta. Hani değil mi? Diyor ya adam, Allah'ın bu da Allah'ın belası. Aynen öyle, kesinlikle. Bazen böyle şeyler çıkıyor. Geçen gün bir tane çıkmıştı dayımların orada. Sanki bundan aldım, daha küçüktü. Kurşun kadardı, bir de kurşun gibiydi arabada, yani. Değil mi? Süs var ya, onu donduracaksın. Uzun ince yani. Bunlar da sarı dolmuyordu değil mi? Sen öyle bir şeyler diyordun. Ben hiç görmedim ama. Yok, bir kırsana şunu. Kırdım, sarı yoktu. Bir kırsana, ben hiç görmedim ya. Ama sarı olmaz ki zaten. Bunun evatı ne ki sarı olsun? Merak ettim ha, sarı varsa. Aa, minicik bak. Var mı? Minicik. Ey yavrum benim ya. Ne kadar tuhaf ya. Bir yaklaştırsın abi şu güneşe. Görmek istiyorum. Ey yumurtaya can veren Allah'ım. Şuraya bak ya. Ya şimdi bu döllü yumurta olsaymış, bundan şimdi civciv mi çıkacakmış? Çok enteresan. Evet, ufacık bir sarısı var. Aynen. Aynen öyle. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şu an paketlememizi burada yapıyoruz. Ebat ebat ayırıyoruz zaten. Bir önceki videomuzda izlemeyenler varsa, onda karta korum olmadı. Orada da nasıl ebatladığımızı söyledik orada. Yumurtalarımız gün geçtikçe büyüyor. Artık kılavuz yumurtamız azalmaya başladı arkadaşlar. Ama tabii ki de hala alıyoruz. Şöyle buradakileri de çekelim. Bunlar da bir önceki günün
hasılatı ondan öncekinden de birazcık var diyebiliriz. Zaten sürekli sevkiyatımız oluyor. Burada çok yumurta kalmıyor. O yüzden yani bu depoladığımız alan bizim için yeterli bir alan diyebiliriz. Bugün ne yapacağız abi? Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. YouTube'dan mesaj atıyorlar. Genelde mesajlara ben cevap veriyorum. Hı hı. Ama biraz 1-2 öyle cevap veriyorum. Çünkü yorgun oluyorum. Adamlar mesela birkaç tane takipçimiz sormuş. Abi işte sevkiyatınız var mı? İşte biz sizden yumurta nasıl alabiliriz bilmem ne diye. Hı hı. Ya biz şöyle bir koli, iki koli böyle ayağınıza getirme şansımız yok. Ama Allah nasip ederse şu an üzerinde biraz uğraşıyoruz, araştırıyoruz. İnşallah kısmet olursa, hem bu çok yakın bir zaman değil. Belki 2-3 hafta sürebilir. İnternet satışına başlayacağız. Hı hı. Becerebilirsek, istediğimiz gibi olursa her şeyi. Çünkü internet satışında maliyeti, kargolar falan çok arttırıyor. İşte bunun üzerinde çalışıyoruz. Onunla ilgili bir fiyat araştırması falan yapıyoruz. Nasıl yapsak, nasıl göndersek diye. Süreçten size bahsedeceğiz. Evet. Gelişmelerden bahsedeceğiz. İnşallah yumurtaları sizle buluşturacağız. Ama şu süreçte değil. Hı hı. Biraz zaman sonra inşallah. Ya şöyle bir planımız da var. Biliyorsunuz arkadaşlar, bizim yerimiz Kocaeli Derince bölgesinde. Ama kendi yerleşik düzenimiz de İstanbul Sancaktepe'de, yani Anadolu yakasında. İleriye dönük şöyle bir araştırma da yapacağız yani. Bizim Instagram'dan, YouTube'dan takip eden takipçilerimiz var. Anadolu yakasında bir yoğunlaşma olursa abi, böyle evet, kendimize bir sevkiyat rotası oluşturabiliriz. Yani her gittiğimizde en azından 50-60 kolilik bir müşteri potansiyelimiz olursa, Anadolu yakasında mesela en ilkten şeyden başlarız. Sancaktepe'dir, sonrasında Çekmeköy'dür. Oradan isteyenler olursa oraya veririz. Sonrasında bu ağ genişler. Sonrasında Hollanda, İsviçre. Hollanda sevgili. Sancaktepe'den Hollanda'ya. Büyümeye bakar mısın? Tüm Türkiye'yi de geçtim. Yok yok, güzel hayallerimiz var. Evet. Bu hayallerimizi de sizlerle buluşturacağız inşallah. Aynen. Temel diyelim, paranın anasını ağlattık. Abi hadi kalk da bir boynu posunu görelim. İstanbul'dan geldin mi ya? Aynen. Saçı başı saçı başı gene düzgün değil. Oğlum sen ne olacak senin bu halin? Sen evlendin, kendini saldın ya. Saçın başı düzgün değilimden değil ya. Kestirecektim emin ol ki, evden çıkıp berbere gitmek. Zaten İstanbul'a ayda yılda bir gidiyoruz desene. Onda da insan yerinden kalkmak istemiyor. Evet. Yatacağım, kalkacağım. Aynen öyle. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet, kısaca şöyle bahsedelim. Bugün ne yapacağız? İçeri girmeden konuşalım da, çok ses çıkıyor içeride. Şimdi biliyorsunuz bizim fullukların içerisinde yumurtalarımız çok pisleniyordu. Biz daha önceden de araştırmıştık. Genelde Haloflex seriliyor. Çünkü bunların fullun içerisine giriyorlar. İçerisine girdikleri zaman da tavuklar yumurtlamadan önce, biliyorsunuz bir gün onu da çekelim ya, yumurtlamadan önce dans yapıyorlar diyeyim ben sana. Evet. Eşiniyorlar o sağlam zemini bulmak için. Şimdi altta da sulut olunca eşindikleri zaman bütün talaşı dışarı atıyorlar. Evet. Kaygan oluyor. Biz yani hayvan sanıyor ki daha diyor sert zemine gelemedim. Habire eşiniyorlar. Biz de Haloflex aldık. Bizim orada bir Haloflexçi var. Ondan işte parça arta kalan Haloflexleri aldık. Hı-hı. Şimdi onu koyacağız, onu deneyeceğiz. Onu deneyeceğiz. Bunun biraz önüne geçeceğini düşünüyoruz. Onu sereceğiz. Üstüne de temiz salaş koyacağız. Evet. İlk başta 3-4 tane fullar koyalım diyoruz. Bakalım yarın ne olacak. Şimdi göre enlikten sabitlemeyeceğiz bunu. Herhangi bir vida çivi yapmayacağız. Yok. Bakalım hani yarınki duruma göre gerekirse zımbalayabiliriz, vidalayabiliriz. Bakalım kaydıracaklar mı? Sürekli bir şeyler deniyoruz zaten kümeste. Sonuçta ilk senemiz olduğu için. Bazıları da diyor abi diyor şunu yanlış yapıyorsunuz, bunu yanlış yapıyorsunuz da kardeşim. Bizim maksadımız o işin doğrusunu bulmak değil. Acaba biz bunu yapsak ne olur? Yani aynen, zararsız olan şeyleri denemeye çalışıyoruz yani. Aynen ya, bu bence hayvancılık işinde biraz deneme yanılma yolu var. Tabii kesinlikle. Çok hayati etkiler olmayacağı şekilde. Aynen öyle yani, kesinlikle. Ama çözüm olacağını düşünüyorum. İnşallah. Şöyle olur. 4 tane fulluğumuza yetecek kadar onların ebatlarına göre kestik arkadaş bunları. Arkadaş bunları. Bunların hepsini kestik. Şimdi fulluklarımızın içindeki talaşı temizleyeceğiz. Altına bunları sereceğiz. Sonrasında üstüne de temiz talaş koyacağız. Değil aynen mi? Aynen. Tamam, o zaman şimdi içeride video devam etmeyelim. Bazı takipçiler de söylemiş içeride abi çok ses çıkıyor diye. İçeride de çalışırken video çekeceğiz ama orada da bir arkaya bir fon müzik koyuyoruz artık. Bu sese maruz kalmayın en azından. Çünkü kapı ütülüyorlar resmen. Diyelim ve işimize başlayalım. Hadi bakalım ne olacak. Tamam. Evet abi. Şöyle hemen yaptığımız işlemi bir gösterelim. Fonlukların hali. Buranın altlığı kuru ama evet, her taraf böyle değil. Bu altlığı komple çıkartacağız bu şekilde. Bir tanesini yap istersen. Hemen üstte duyuyorum. Hemen onunkiler. Yollarına kırmızı halı seriyoruz lan var ya. Hayvan da... iyi oturtma Yunus. Bakayım şöyle. Yok ya böyle iyi. Ha,
Tamam, öyle kesmişindir herhalde. Muhtemelen böyledir. Ölçtüm ama. Tamam. Bir de üstüne de temiz salaşını koyalım. Yok, şuraya koyuyor. Şimdi altına da giriyor. Keşke üstüne altına böyle az bir detay olsa var ya. Tamam. Çok da güzel oldu. Şimdi bunları sabitlemeyeceğiz ama belki gerek kalırsa bir iki zımba yapacağız arkadaşlar. Ya sabitlemememizin sebebi, hani dedik belki şey olabilir. Ne derler? Yarın bir gün çıkartırız, temizleriz. Evet, kolay temizlenebilir olması için arkadaşlar. Sabitlemek istemedik. Tabii deneyeceğiz. İcap ederse sabitleyeceğiz. Hemen deniyoruz. 5 dakikada Beşiktaş. Eşin bakayım kızım. Yok. Evet arkadaşlar. Yapacağımız işlem bu. Kayıyor mu? Ama tabii yok. Bir ayağını basıp diğer ayağıyla eşelerse bence olmaz. Bir şey de olmaz. Bence anlayabiliyor muyum? Bunların hepsini bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Tek tek. Güzel olacak, güzel. Hadi bize kolay gelsin o zaman. Aynen. Biz de yapalım. Evet arkadaşlar, bu iki folumuzun işi bitti. Şöyle çekelim. Sifti açtık. Abi aynı ilk günkü gibi oldu. Çok güzel oldu inşallah. Kerataları. Bunun değerini bilir. İnşallah. Bakın kızlar, burada emek var yani, lütfen. Bizler sizler için çabalıyoruz. Sizin tek yapmanız gereken şey tabiatınızda olan yumurta yani. Başka bir şey değil. Aynen Yunus, bence diyorum ki bak şeye gerek kalmayacak ha. Öyle, ben bilmiyorum, bana da öyle geliyor. İnşallah öyle. Her home flex böyle güzel oturursa. Evet, güzel olur. Aynen, çok güzel olacak inşallah. Bakalım. Burunun altlığı arkadaşlar, folun altlığı temiz olduğu için yere attık. Ama çuval falan getirdik. Altlığı kötü olan folluklar da var. Onların attıklarını çuvala dolduracağız. Onları da gübre niyetiyle kullanacağız. Babam da ağaç dikiyor sürekli zaten. Şöyle. Buranın altlığı da fena değil. Ama mesela şunun gibi. Kötü olmuş altlıkları da artık buradan ne yapmışlarsa, bunlar yumurta mı kırdılar, ne yaptılar. Bunun gibi olanları da arkadaşlar çuvallayacağız, onları yere atmayacağız. Şimdi sıra geldi. Aha, kovayı devirdiler. Ya hiç yerinde durmuyorlar bunlar ya. Tam haylazlar. Evet, oraya çuvallayalım abi. Burayı yapacağız. Sonra bu folduğu yapacağız arkadaşlar. Bugün 4 tane folduğu yapacağız. Bir deneyelim diye boş iş yapmayalım. Belki altlığı kayarsa diğerlerini yaparken sabitleyerek devam edeceğiz arkadaşlar. İlk aşamada bir görmek istedik. Bugünlük işimiz bu kadar. Şimdi biz bunların hepsini bitirelim. Kapanışta görüşmek üzere diyelim arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bugünlük kümesin içerisindeki işlemimiz de bitti denilebilir. Hemen şöyle gösterelim. Güzel oldu, güzel. Çok güzel oldu gerçekten. Ben, yumurtlayan tavuğu yumurtlatır abi bunlar. Aynen. Ben, abi tavuk... maskeni çıkarsana. Bilmiyorum, ben anlamıyorum. Muhtemelen kamerada da çok iyi ses almıyordur. Ben tavuk olsam yumurtlarım. Bakalım bu başlar ne oldu? Aynen öyle. Başlara bakmadık. 17 tane folduk var arkadaşlar şu an. 4 tanesini yaptık ama yani yapmaya kalksak çok fazla bir vaktimizi almaz, öyle aşırı uzun sürmüyor. Eşiniyorlar illaki. Ne kadarını boşaltacaklar göreceğiz. Bak. Aynen öyle. Hiç rahat durmuyorlar ya. Yok ya. Ya ne oldu? Keşif mi yapıyorsun? Allah Allah. Şunlar gece burada yatağa iyice pisler. Biz zaten yatın diye yaptık onu. Bu ataksilerde varmış galiba böyle bir şey. Öyle diyorlar. Solukta uyuma gibi bir huyları var. Yani bilmiyorum, bizdekiler de öyle ama başka bir tecrübemiz de olmadı tabii ki de. Bilenler de varsa yazsınlar, tecrübe edenler. Baksana, eşimiş içinde sırtı murt hep talaş. Şuraya bak ya. Sen ne yaptın kızım? Evet. Şuradakini de çekelim mi abi? Buradakini niye sen buraya hapsettin ya? Ya Yunus, bu işte... Alacalı. İlk ismi koyduğumuz zaman. Aynen. Bu Plymouth. Öğrendik artık isimde. Irkını. Aslında bu atakların atası, yani anası babası işte bunlardan meydana gelmişler. Bu tavuğu ben dikkatimi çekti. Ne zaman görsem kafasını şunların içine sokuyor, kenarlara sokuyor falan. Evet. O gün de inat ettim, dedim ki ben de bu tavuğu takip edeceğim. Bakayım dedim, bu tavuk yem yiyor mu, su içiyor mu? Sen demiştin ya abi, ben inanıyorum ki bu tavuğa ne yem yediriyorlar ne su içiyorlar. Ben alıyorum 20 liraya götürüyorum, 20'nin altına giriyor, kafayı çıkartmıyor. Kafayı da bir tavuğun altına sokuyor ya da bir kenara sokuyor. Veyahut da şuraya sokuyor. Sanki saklanıyor gibi. Saklanıyor. O gün, onu da bak, mekanı hep şurasıdır. Şu ön taraf ya da bu ön taraf. Aynen öyle. O gün itinayla takip ettim. Yani işim oldukça, kümesi girdikçe o tavuğa baktım. Baktım tavuk yok, arıyorum arıyorum yok, baktım bunun arkasına girmiş. Allah Allah, bu tavuk buraya gelmez. Koydum buraya tekrardan. Deniyorum da amacı ne? Bir baktım oraya gitmiş, daha orta duvara. En son arka kümese gitmiş. Orada da aralara kafasını sokuyor, saklanıyor. Evet. Ondan sonra dur bakayım dedim bir şunun yüzüne. Akşamdı. Yüzünü açtı, bir gözünü oymuşlar. Yani kıpkırmızı. Gözünü, göz bir gözükmüyor. Gagası şey, tarağını, ibiğini falan kanatmışlar. Bir de biliyorsunuz bunlar vahşi zaten. Kan kokusunu aldı mı tamam. Aynen. Öldürecekler. Benden bu hayvanı öldürecekler herhalde. Buraya çekelim. Buraya aldık. Tabii burada stres olma ihtimali de yüksek yalnızlıktan. Aynen. Sen bilmiyorsun ama bu dün gece kaçtı. Nereden? Oradan. Yunus, ben de bunu bir kere gördüm, biliyor musun? Bu burada bir de... Ha, tünedi, bacaklarını açıyor, bir tarafa bir yerini koyuyor, bir tarafa bir yerini, orada tünüyor. Buraya nasıl çıkıyor bu? Buraya çıkıyor demek iyilik. Ya artık sıkılıyor mu, ne oluyor? Dün bir baktım içeriye girmiş. Ben bir gün boyunca içeride bıraktım onu. Dedim ki sen buraya çıkarsan olacaklar bu. Ne ondan sonra bakayım? Nerede buldum biliyor musun? Nerede? Folduğun içinden buldum. Folduğun içinde kafasını arka tarafa sokmuş, kıçını da dönmüş. Yine saklanıyor. Yok ya, buna da şey kararı aldık. Şimdi bizim ailemiz İstanbul'da, annemler falan gelsin. Biliyorsunuz bizim işte buradan 5 km ötede köyümüz var. Aha. Yazın oraya gidiyorlar, yazlık gibi. Bunu da bir iki tane daha tespit edeceğiz böyle. Vereceğiz bahçenin içerisinde. Yesinler, dolaşsınlar. Yem yesinler, yemesinler, içsinler. Aynen öyle. Sanki birçok üstünde vurur keseriz. Ama sana bir şey söyleyeyim mi bak. Dinleyenler de bu konuda bilinçlensinler. Bizim yukarıda da dayımların çiftliğinde de bir tane kahverengisi bol tavuk var. Ataks ama yani full kahverengi. Lohman aynı gibi. Lohman gibi ama daha da açık. Yani şu... Gerdanadaki kahverengi gibi full tavuk öyle. O tavuğu da dövüyorlardı abi. İşte demek yani, ki garipsiyorlar. Farklı ırkta tavuğu böyle içinde az olursa arkadaşlar dövüyorlar dedi. Yani karışık yapmak isteyenlere bir cevap olsun. Ha belki yarı yarıya koysan sıkıntı olmaz. Alışırlar birbirlerine ama arasında az farklı cins tavuk olunca arkadaşlar yok. Yani yaşatmazlar bunlar. Milliyetçilik var bu tavuklarda ya. Kesinlikle. Bir de atası olduğu halde düşünsene. Değil mi? Bunu sen mi koydun? Yumurtlamışlar mı? Yumurtlamışlar. Akşamları az da olsa. İnşallah sabaha böyle bir tertemiz yumurtalarız da. Aynen. Yumurtadığımız demekten kurtarırız ya. Kesinlikle. Gerçekten tertemiz. Aynen öyle. Ama illaki fayda edeceğini düşünüyorum ben ya. Ben yaparken güvenerek yaptım yani. İnşallah fayda illa gelecek. İnşallah uzun süreli faydalı olur. İki gün sonra bir daha püslenmez. Aynen öyle. Bence kesinlikle. Şöyle kümesimizin son halini de çekelim arkadaşlar. Son durumlar bu şekilde. Evet. Bu tüylerinin yoluna meselesi. Belki videoları izleyip de bilenler vardır. Bizim veterinerimiz normal diyor. Bizde herhangi bir o mana... Bak. Tam keşke çekebilseydim bak. Şu arkasında çok yolmuş tavuğun gene tüylerini yoluyorlardı.
Bazıları da yorulmamış. Ben anlamıyorum ki. Ben biraz araştırdım. İşte diyor ki orası kanadığı zaman diyor işte bütün tavuğunu öldürene kadar diyor gagalar diyor. İşte kanibalizm neydi ya? Kanibalizm. Yamyamlık. Ha, yamyamlık hastalığı başlar diyor. Evet, veteriner diyor ki benim baktığım kümeslerde diyor. Yani görürsün diyor sanki tavuğu yolama makinesine vermişler. Ama diyor bir sıkıntı yok diyor. Anlam veremedik. Yani şu an bizde öyle bir problem çok bir problem görmedik ama. Yani yoruyorlar ama çok sıkıntı yokmuş gibi. Vallahi İnşallah da olmaz. Ben bir gece gördüm biraz kendi kendinin arkasında gagalıyordu. Ha belki kaşınıyordur bilmiyorum ama. Evet. Ya bir de şöyle bir şey var. Son zamanlarda abi sen dedin ya. Evet. Ben de dikkat ediyorum son zamanlarda yolumda artış yok. Yok. Biraz böyle rahatlamış gibi. Bir de şey Yunus. Mesela diyor ki niye diyor tavuk ürünü tüyünüyorlar. İşte sürekli yem rasyonunu değiştirirseniz. Yem markasını değiştirirseniz. Ondan sonra ani ışık değişimi. Ani ışık değişimi. Sıcaklık değişimi. Bunların hiçbir bizim kümesimizde yok ama böyle bir şey var. Stres faktörü işte. Ama şöyle bir şey benim aklıma da geliyor abi. Ben söyleyeyim aklıma geliyor şu mu? Tavuklar yumurta yeni başlayacak. Strese girdiler. O ama, süreçte mi çok yoruldular? Ama şunu söyleyeyim sana. Tavuklar ilk kılavuz almaya başladığımız zamanlarda. Çok daha 3 basamaklara çıkmadığımız zamanlarda. Tavuklar aşırı hırçındı. Bizi evet. bile sağlam komuyorlardı yani. Habire ya. Elimizi ayağımızı aynı bırakmadılar. Şey... O zamanlarda çok hırçın oldukları için bence bunlar birbirlerine zarar o zaman verdiler. Aynı şeyi düşünüyoruz. Şu an gene hırçınlık var. Bazıları daha yeni kılavuza giriyor ama eskiye nazaran çok daha az. Evet. Bence ileride iş olmayacak. İnşallah. İnşallah. Temelimiz o yönde. Kronik bir şey olmasın da. Kesinlikle. Diyelim ve daha da fazla uzatmayalım istersen. Var mı söyleyeceğim bir şey? Söyleyecek bir şey mi yok? Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olsun. Beğenip abone olmayı unutmayın. Videolarımız güzel izleniyor. Allah razı olsun. Artık yarın belli bir kitleye hitap ediyoruz yani. Evet, yarın bugün de inşallah yani yarın bugün de bir ay sonra falan inşallah YouTube'dan ilk paramızı çekeceğiz. Şu anda para çekme şeyimiz açıldı. Şu anda birikiyor. Ha desen ki ne birikiyor? Aynı bir şey, pek bir şey birikmiyor ama. Evet. Güzel bir planımız var. Bahsetmiştik zaten. İlk paramızla güzel bir ziyafet çekeceğiz. Aile olarak da. Aynen. Öyle bir sözümüz var. Bir aya falan çekeceğiz paramızı. Güzel olacak, her şey güzel olacak diyelim. Ne diyelim ki? Son durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bu hafta sonu da yeni bir videomuz gelecek. Tavuk çiftliği nasıl kurulur serimiz var biliyorsunuzdur. Onun da olmadı oynatma listesini kartlara korum arkadaşlar. Bu hafta sonu da onun son videosunu çekeceğiz. Ondaki konumuz ne olacak hemen ondan da bahsedeyim çok kısa bir şekilde. Arkadaşlar resmi işlemlerden bahsedeceğiz. İşte kümesi kurdunuz, hayvanı nasıl almanız gerekiyor? Paketleme işlemleri nasıl oluyor? Tarım ve hayvancılıktan onaylarınızı nasıl alıyorsunuz? Bundan bahsedeceğiz ve hayvan temininden de dikkat etmeniz gereken noktalar ve bizim bu konuda tecrübe ettiğimiz şeylere değinmeye çalışacağız arkadaşlar. Güzel bir video olacak. Hafta sonu kanalımıza göz atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.